Sen bir şey istersin ve mucizelere hazır olursun artık. Bir şey iste, dile ve evren senin emrine seferber olur. Sen bir şey istersin ve o istediğin şey için artık vakit kalmamıştır, zaman kalmamıştır. Ama sen öyle bir şekilde istersin ki yaratıcı senin için yeniden zaman yaratır. Şimdi güzel dostlarım, başarılı nasıl olunurun ayrıntılarına gireceğim. Ve hiçbir yerde duymadığın enteresan formüllerle. Çaresizlik en büyük çare. Sen bir şey istersin ve bazen çaresiz kalırsın ve o çaresizliğin gücünden haberin yoktur. Şimdi güzel dostlarım, bir delikanlı var. Delikanlının bir hayali var, bir isteği var. O da dünya çapında aktör olmak. Yalnız dünya çapında aktör olmak istiyor. İşte bir kısım tiyatrolara başvuruyor, bir kısım sirklere başvuruyor. Yalnız kimse kabul etmiyor. Bu da bir tersanede çalışmaya başlıyor. Bir müddet sonra bir gün haftalığını aldıktan sonra evine dönerken yolda 5 haydut bunun karşısına çıkıyor ve parasını istiyorlar. Delikanlı parasını vermiyor, vermek istemiyor. Ölümü pahasına mücadele ediyor parayı vermemek için. O 5 haydut bu delikanlıyı çok rahatça dövüyorlar. Çok rahatça öldüresiye dövüyorlar. Öyle bir dövüyorlar ki arkadaşlar, kolları kırılıyor, ayakları kırılıyor. Tüm dişleri kırılıyor. Çenesi kafatasından ayrılacak duruma geliyor. Öyle bir dayak yemiş ki ölü gibi yerde yatıyor. Ve polisler gelip onun öldüğünü düşünerek morga doğru götürürken polislerden birisi zorlukla da olsa nefes aldığını fark ediyor. Ve hemen hastanenin acil bölümüne götürülüyor. Yalnız kırılmadık yeri kalmamış bu delikanlı ölüm kalım mücadelesi veriyor o sırada. Tabii ki sağlık personeli yaşar mı yaşamaz mı tedirgin. Bu delikanlı orada bir yıl yatıyor. Bir yıl sonra hastaneden çıktığında vücudu iyileşmiş ama yüzüne bakılacak hal yok. Yüzü çok çirkin. Çünkü tüm dişleri kırık. Tiksinti verince bir görüntüsü var. Çalışma için başvurdu iş yerine hiçbirisinden olumlu cevap alamıyor. Çünkü gerçekten iğrenç bir görüntüsü var. Bir gün enteresan bir şey söylüyor bir sirkteki bir görevli. Diyor ki yüzsüz adam diye bir gösteri yapabiliriz diyor. Ve yüzsüz adam diye gösteriye çıkmaya başlıyor. Ve tabii ki senin gençken bir hayalin var dünya çapında aktör olmak. Dünya çapında aktör olmak istiyordun, artık yüzün de yok. Hangi filmde oynayabilirsin? Bir gün bir kilisede hıçkıra hıçkıra ağlarken bu delikanlı rahip geliyor ve neden ağladığını soruyor. Ve bu delikanlı rahip içini dökmeye başlıyor. Rahip kendi odasına alıyor ve uzun uzun dinliyor delikanlının hayallerini, hayattaki hedeflerini, hayalini dinliyor ve diyor ki ben sana hayatta tutunman için yardım edeceğim. Çünkü ondan önce delikanlı intiharı bile düşünmüş durumdadır. Çünkü hayat amacı kalmamış. Kimse yüzüne bakmıyor ve herkes onun olduğu yerden kaçıyor. Böyle bir durumdayken ne yapabilirsin ki bu hayat? Rahip diyor ki ben senin hayata tutunman için elimden gelen her şeyi yapacağım. Yalnız bana bir konuda söz ver. Sen de iyi bir dindar olacaksın. Delikanlı buna söz veriyor ve her gün kiliseye gelip dualar ediyor. Allah'a şükrediyor hayatta olduğu için, hayatta kaldığı için. Ve rahip de elinden gelen her şeyi yapıyor. Ülkenin en ünlü estetisyenini getiriyor bu delikanlıya. Çünkü o estetisyen rahibin çok yakın arkadaşıdır. Estetisyen bunun dişlerini özenle yapıyor. Özenle çalışıyor yüzünde. Ve delikanlı yeniden hayata tutuluyor. Bu delikanlı Mel Gibson. Şu an dünya çapında aktör olan Mel Gibson. Düşünün güzel dostlarım. Hayallerin bitmişti. Yüzsüz adamsın sen artık. Hatta Yüzsüz Adam diye bir film çekiliyor. Peki nasıl başarıya ulaştı? Bir şey hayalinden geçmişti gençken. Sen hayal edersin, evren emrine girer. Sen tamamen çaresiz kalırsın, her şey bitti dersin, yaratıcı evreni emrine seferber edersin. Çaresizsen, çare sensin. İşte o zaman içinden kalbine çıkan enerji, öyle bir kalbinden enerji çıkar ki artık bunun karşısında, o frekans karşısında hiçbir şey duramaz. Çaresizsen. Çaresizlik kadar güçlü bir şey bilmiyorum güzel dostlarım. Biliyorsunuz Tarık bin Ziyad, deniz aşırı bir ülkeye sefere gidiyor ve karşısında kendisinden çok daha kalabalık bir düşman kitlesi var. Ve askerlerine diyor ki karşınızda deniz gibi düşman, ardınızda düşman gibi deniz. Ya bu orduyu savaşıp yeneceksiniz ya denize dökülüp öleceksiniz. Çaresizlik kadar güçlü bir şey bilmiyorum güzel dostlarım. Çaresizliğin gücünü kullanmak çok önemli. Çaresizsen çare sensin. Çok duymuşsundur bunu. Çünkü düşünsene hiçbir çaren kalmamış. Öyle de bilirsin. Ölecek duruma gelmiş bir insanın hayatta neden korkusu kalır? Artık o tüm kabiliyetlerini, tüm yeteneklerini, tüm gücünü gösterme zamanıdır. Ne kadar çaresizsen başarıya o kadar yakınsın. Çaresiz ol diye demiyorum bunu. Bunun gücünü kullan. İçinde olduğun durumun gücünü kullanmak çok önemli. Aç olmak, açlık, çaresizlik ve açlık. Ne kadar başarıya atsan başarıya o kadar yakınsın. Denize düştün, dibe vurdun mu? İşte ondan sonra yükseliş başlayacak. Ortadayken düşmeye devam edersin, batmaya devam edersin ama dibe vurduğunda yükseliş başlar. Ve burada dersin ki hocam hayatım bitti.
hayatım bitti, hayallerim bitti, işte bir kısım işlere kalkıştım ve başarısız oldum noktayı koydum dersin. Ben de derim ki sana noktadan sonra büyük harfle başlar. Her nokta, her ölüm yeni bir doğumdur. Çocuk anne karnında ölür, dünyada doğar. Tohum toprakta çatlar, ölür, dünyaya çıkar. Her ölüm yeni bir doğumdur. Başarı için diğer bir formül de şu güzel dostum. Neden başarılı olacaksın? Yani şimdi bir hayalim var, bir planım var. Ben şunu elde etmek istiyorum diyorsun. Üniversite sınavını kazanmak istiyorum. Çok iyi kazanç elde etmek istiyorum. Lüks araçlara binmek istiyorum. Lüks evlerde yaşamak istiyorum. Turist gibi geziler yapmak istiyorum diyorsun. Her neyse kariyer peşindesin. Neden o kariyere ulaşacaksın? Şimdi hayal ettiğin, hedeflediğin bir şey var. Bir hayalim var. Ve sonra şu soruyu sorman gerekiyor. O başarıyı elde edecek güçte misin? Değerde misin? O değerde misin? Ben ayda 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Diğer soru şu. Neden 1 milyon dolar kazansın ki hata? Neden? Bunu hak edecek değerde misin? Eğer hak edecek değerde olduğuna inanıyorsan o sana doğru gelmeye başlıyor. İlk önce neyi hedeflediğini, neyi karar verdiğini yazıyorsun. Ben şunu elde etmek istiyorum diye not aldım. İşte bir şey, iki şey, üç şey, beş şey neyse 10 tane karar verdim ve bunları elde etmek istiyorsun. Sonra diğer soru şu oluyor. Bunları neden elde edesin ki? Çünkü ben iyi bir insanım. Çünkü ben çalışkan bir insanım. Çünkü ben başarılı bir insanım. O çünküleri net doldurman lazım. Hedeflediğin şeyle sen o değerde misin? Hani bilinçaltı boyutta biliyorsun. Kendini değersiz hissediyorsan değersiz bir hayatın olacak. Vali olmak istiyorsun. Sen vali olacak değerde misin? Onu sorman lazım kendine. Ben ayda 1 milyon dolar kazanmak istiyorum. Neden ayda 1 milyon dolar kazanmak? Çünkü ayda 1 milyon dolar kazanmak ancak işlem yapacak güçteyim ben. Ben o değerdeyim. Bu konuda arkadaşlar ilk önce kendimi ikna etmem lazım. Kendimi ikna edersem o hayaller bana doğru gelmeye başlar. O hayalleri hak ettiğime kendimi ikna etmem lazım. Yani sen kendini ikna etmen lazım. O başarı neden senin olsun ki? Çünkü o değerdeyimin ayrıntılı şekilde yazman lazım. Ben o başarıyı hak ediyorum çünkü ben şöyle bir insanım. Bunu elde etmeliyim çünkü şöyle bilinçaltını ya da bilincini her ne diyorsan önce kendini ikna ediyorsun. Sonra evren senin emrine giriyor. Evren senin emrine seferber oluyor. Heyecan, hey heyecan. Heyecan ne demek biliyor musunuz güzel dostlarım? Cana hey heyler gelir. Biz buna heyecan diyoruz. Başarılı olmak istiyorsan heyecan sahibi olmalısın. Çünkü kim heyecansız olur? Cansız olan heyecansız olur. Canlı olan heyecanlıdır. Cana hey heyler gelir. Biz buna heyecan diyoruz. Başarılı olmanın birinci kuralı heyecan olmak. Bana diyorlar ki hocam bizim çocuğun stresini alsana. Hey çok heyecanlı, çok heyecanlı. Ne kadar çok heyecanlıysan o kadar başarılısın. Şimdilik bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Ve bu başarı formüllerine devam edeceğim. Şimdilik sevgiyle kal. Hatta aşk ile. Hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için. Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için. Ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için. Sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.